Tebrik ederim Ulke Hoca. Yeni görevine başarılar dilerim dostum. Sağ olun müdür bey. Bütün geleceğim iki dudağının arasındaydı. Evet, o kesik kağıdını kafama koç geçirdi deseydin ben bitmiştim. Ama sen yapma. Tek lafınla beni mahvedip rezil edebilirdin. Ama sen insanlığını, dürüstlüğünü, dostluğunu bir koltuğa sattın. Ya o lafı bile olmaz koç. Hem ne demiş şunu şair? Koltuğun ne önemi var ya? Mühim olan insanlık canım. Öyle deme Ulke Hoca. Senin en büyük hayalin bu okula müdür yardımcısı olmaktı. Ama sen bu hayalinden bile benim için vazgeçtin. Ben de oturup düşündüm ve bir karar verdim. Evet. Senin bu yaptığın iyiliğin karşılığını ancak bir şekilde verebilirim. Evet. Ulke Hoca, kabul edersen müdür yardımcılığı görevini sana devretmek istiyorum. Hadi derse. Bak Selim Tuğçe'yi seçerse durumu kabullenmekten başka çaren yok. Hayatta başımıza gelecek olan her şeye hazırlıklı olmalı ve bunu olgunlukla karşılamalıyız. Tamam mı? Tamam. Hadi. Ayşegül. Aa. Nerede bu kız? Bu düşüncemi müdür beyle de paylaştım. Sen nasıl uygun görürsen müdür yardımcım dedi. Ben de böyle olmasın en uygun olacağını düşünüyorum. Kabul edersen çok mutlu olurum. Yok, yok, yok. Sağ ol be koçum. Ben halimden memnunum ya. Hem koskoca müdür bey de müdür yardımcılığı görevini sana verdiğine göre mutlaka bir bildiği vardır. Değil mi? İyi, sen müdürsün. Ha? Şişt, koç, bu kadar mı ya? Israr etmeyecek misin? Bizde teklif var, ısrar yok Ulke Hoca. Madem durumundan memnunsun. Ya koçum, ben onun lafın gelişini söylemiştim. Ne yaptın sen? Ben hayır diyecektim, sen de üstelecektin. Ben koçum hayır diyecektin, sen de rica edecektin. Ben hayır koçum dedikçe sen de Ulkeciğim lütfen bak rica ediyorum diyecektin. Ve ben de en sonunda peki madem bu kadar ısrar ediyorsun kabul ediyorum diyecektim. Ama sen ne yaptın? Kaçtı o tren Ulke Hoca. Başta tamam deseydin tamamdı. Ya koç delirtme beni. Sana ısrar etmeni emrediyorum. Ya Ulke Hoca manyak mısın? Çekit asamı kaldırma. Teklif ettim, durumundan memnunum dedim. Ben de memnunum durumumdan. Konu kapandı. Hayır! Kapanmadı. İnsan bir kez ısrar ediyorum der. Hadi canım hadi. Geçtim borun pazarı, süreç iyi Nide. Hadi kapıyı hadi. Sen görürsün Nide'yi boru eşeği. Eğer ben seni şu kapının önüne paspas yapmazsam bana da Hulki en doğru demesinler. Seni hadi hadi. Bir dur ya. Ya evladım bana hemen mor bir tane kalem bulma. Hadi çabuk 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 çabuk. Mor mu evladım bu ha? Aha. Ver bakayım onu bana. Sen bittin koç. Bittin. Aaa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 
Hep beraber okuyoruz bacım, hep beraber. One, two, three, four, ağrının eteğinde uçan güvercin olsa. Alo, 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 evet, evet, aynen öyle düşünüyorum İlçe Eğitim Müdürüm. Pardon efendim, hocam bu ne hal? Müdür bey, hepsini koç yaptı, hepsini koç yaptı. Bakınız gözümü morarttı. Üstelik gözümü morartmakla kalmadı, koluma çim çıkarttı. Ya. Peki o elindeki mor kalem ne kardeşim? Pardon amirim. Hocam gördüğün gibi telefondayım. Alo. Evet sayın ilçe eğitim müdürüm, evet. Alo. O koltuk benim hakkım yok. Bir dakika sayın müdürüm. Anlıyorum. Tabii tabii amirim. Sana kaçma diyorum. Eninde sonunda yakalayacağım seni. Aman efendim, kimleri görüyorum? Efendim hoş geldiniz diyoruz. Sevgili baldızımız Melda ve güzel yeni aşkın. Peri? Duman, seni bir yakalarsam bittin sen, bittin. Ay Selda, ne oluyor? Ne koşturuyorsun böyle deli danalar gibi? Deli de sensin, dana da sensin. Aa. Ne? Ay, ay kusura bakma Melda'cığım, çok affedersin. Duman beni çıldırttı. Aklımı kaçıracağım artık. Ah, ah mahvoldum ben. Mahvoldum. Ay Selda'cığım bak, biraz önce Ayşegül'e de onu söylüyordum. Yani biraz olayların karşısında sakin ol. Başına geleceklere hazırlıklı ol. Olayları daha olgunlukla karşılamak lazım. Şimdi anlat bakalım. Ne yaptı Duman? Ferit'le tavla oynamış. Kazanırsa insan olacakmış. Kaybederse... Lüferit! Ah Duman'a, ah! Demek dükkan elden gitti ha. E ne yapalım? Kader böyleymiş. İyi de sen niye bizi buraya getirttin? Çünkü Melda'cığım, Duman bana tavlada sadece bu kafeyi değil... ...aynı zamanda seni ve Ayşegül'ü de kaybetti. Nasıl ya? Şu an itibaren üçünüz de benim hizmetimde çalışacaksınız. Anlaşıldı mı sevgili Ayşegül? Bu yavrucuk da... Uşağım olacak. Bittin Duman sen, bittin. Nereden biliyorsun ki? Hani başımıza gelen her şeyi hayatta olgunlukla karşılayacaktık. Bu akşam kesin mühürler belediye burayı. Aa, niyeymiş o? Çünkü korkarım Melda. Gidin dinle, lahmacun yapacak. Gel buraya Duman. Bu bendeki aşk değil, cano cano. Alo, sayın Milli Eğitim Müdürüm. İlçe Eğitim Müdürü'ne söylediğim gibi. Hocam. Pardon efendim. Ne var canım? Ben sana gir dedim mi? Görmüyor musun oğlum, telefondayım. Hocam kusura bakmayın, kapının önünde cano cano diye bağırdığınızı duyunca düşünemedim. Alo, ben sizi birazdan arayacağım sayın eyalet savcım. Evet efendim. Yavru ne var? Ne istiyorsun? Hocam Melda Hoca bugün tarih sınavı yapacaktı, ortalıkta yok. Allah Allah. Ayşegül de yok. Başka? Bir de Toygar ve arkadaşları yok. Anlar anladım. Toygar abi. Sus! Gizem yapacağız derken rezil olduk ya. Abi bizim bir suçumuz yok ki. Gizem bu. Adamı rezil de eder, vezir de eder. Aa, o kadının adı Gizem mi? Hangi kadın? Hani derler ya, kadın milleti adamı rezil de eder, vezir de diye. İşte oradaki kadın. Susun! Üçünüz de susun! Üçümüz kim Toygar abi? Sen, Gizem. Toygar abi, Gizem burada yok ki. Evet, belki kızlar tuvaletindedir. Ben bir bakayım Toygar abi. Naci, dur. Unutun, yok Gizem Mizem, tamam mı? Yok. Mizem kim Toygar abi? Gizem'in ikiz kardeşi mi? Unutun, ikisini de unutun. Gizem'i de unutun, Mizem'i de unutun. Taktik değiştiriyoruz. Çok fena battık bunda, öyle böyle değil. Kızların ilgisini çekecek yeni bir şey lazım ama ne? Toygar abi ya. Bu Tuğçe'nin korkusuz kahraman olayları bayağı bir tuttu. Biz de mi yapsak? Bizimkiler de belki tutar, iyi olur ha. Olabilir. Ama Toygar abi, kahraman işi biraz tehlikeli değil mi ya? Yani çatılara çıkmalar, hayvanlarla boğuşmalar falan. Benim Toygar abime hepsi vız gelir be, sen ne diyorsun? Yo. O tarafı siz halledeceksiniz. Şimdi bana hemen makas bulun. Bir de teyp. Hadi. Burada. Ha? Gel.
Evet. Şimdi de benden etkilenme de göreyim Ayşegül Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.